Şimdi kısaca bir de Birinci Dünya Savaşı dönemindeki şeylere gelecek olursak biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye ve Almanya ittifak ilişkisine sahip yani müttefik oldukları için bu iki ülke yani Almanya ciddi oranda yardımlar yapmıştır. Özellikle yani grup grup Alman subayları Türkiye'ye gelmiştir. Örneğin bunlardan biri subaylardan Waldemar Pieper denilen amiral Türkiye'ye geliyor. Özellikle söz konusu dönemde Bulgaristan üzerinden yol kapalı olduğu için Almanya Türkiye'ye bir dönemler silah sevkinde zorlanıyor. Onun için Almanlar daha çok Türkiye'deki mevcut fabrikalarda veya yenilerini kurmak suretiyle Türkiye'de silahlar kurma yoluna gidiyor. Örneğin işte 800 kişilik bir ekiple Türkiye'de söz konusu Waldemar Pieper'in silah fabrikası kurduğunu görüyoruz. Bir başka 74 kişilik bir subay grubu ise şeylerden, mühendislerden ve kimyagerlerden oluşuyor. 47 usta ve 659 adet de usta işçi olmak üzere ve bunların haricinde 14 bin civarında da Türk söz konusu kurulan yani Çanakkale ve İstanbul civarında kurulan bu askeri tesislerde şey yapılıyor. Özellikle Çanakkale bölgesinde de yapılıyor. Çanakkale savaşları döneminde Almanların faaliyetleri var. Erich Zerno adında işte bir Alman subayı gene burada görevlendiriliyor ve özellikle hava kuvvetleri dediğimiz şeyi organize ediyor. Ve özellikle Yeşilköy'deki havaalanının genişletilmesi, teknik olarak yenilenmesi, hatta bir hava uçuş meteoroloji istasyonu kurulması gibi etkinlikler yapılıyor. Özellikle savaş döneminde Türkiye'ye Almanya'nın ihraç etmiş olduğu silahlar daha çok işte çeşitli kılıflar altında saklanarak getiriliyor. Ve çok sayıda Rampler B1, ondan sonra Albatros D, Foka E3 gibi savaş uçakları ki bunlar daha çok keşif uçakları değerli arkadaşlar. Ondan sonra bunlar özellikle Çanakkale savaşlarındaki yapmış oldukları keşiflerle Türk ordusunun işini ne yapmış oluyor? Kolaylaştırmış oluyor. Bu konularda çok detaylı bir çalışma yapmış olan Klaus Wolff'e göre de en azından savaş döneminde 66 Alman uçağı Gelibolu, İzmir ve İstanbul gibi bölgelerde faal durumda çalıştığını ne yapıyor söylüyor. Tabii bunun haricinde bu teknik yardımların haricinde hem subayların teknik bilgisi bağlamında hem askeri mühimmat bağlamında bir de Almanya'nın yapmış olduğu yardımlar var. Bunlar işte bir rivayete göre 3 milyar Reichsmark söz konusu dönemde. Ondan sonra hatta bazı kaynaklarda bu 4 milyar olarak geçmektedir ki bunun 1 milyar şeyi ise 1 milyarı ise altın şeklinde yapılmıştır. Özellikle Almanlar çok miktarda altın yardımı da yapmıştır. Bu altınların önemli bir kısmını Türk yönetimi söz konusu dönemde Arabistan'da harcamıştır. Bu hocam ne alakası var diyeceksiniz. Arabistan'daki yani Osmanlı Devleti'ne çok sıcak bakmayan aşiretleri devletin yanına çekmek için. Ayrıca söz konusu coğrafyalara Alman subayları biliyorsunuz aslında demin üç tane misyonundan bahsettik ama en önemli misyonu saymadık. O da
Liman von Sanders misyonu ki 74 kişiyle başlayan bu misyon değerli dinleyiciler binlerce Alman subayıyla 1918'de ne yapıyor? Son buluyor. Dolayısıyla savaşın her kademesinde Almanlarla birlikte ne yapıyor? Savaş yönetiliyor. Tabii bunun haricinde gene savaş döneminde bakınız Almanya'nın Türkiye'ye göndermiş olduğu 615.687 tüfek, 4.454 makineli tüfek ve 673.759.212 tüfek mermisi gibi şeyler de doğrudan ne yapılıyor? Türkiye'ye gönderiyor. Aslında bu yardımların önemi Türkiye'nin savaş öncesindeki askeri mühimmatının sayısını bilirsek daha da anlam kazanıyor. Örneğin savaş öncesinde Türk ordusunda toplamda 473 bin tüfek var ve sadece bakınız 230 makineli tüfek var değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Almanların yapmış oldukları yardımlar bu bağlamda yeri doldurulamaz bir önem ne yapmıştır, arz etmiştir. Tabii şimdi geçelim. Savaş biliyorsunuz işte yenilgiyle bittikten sonra Almanya iç karışıklıklardan geçerek Weimar Cumhuriyeti'ne ulaşıyor. Türkiye'de ise bildiğiniz üzere Türk İstiklal Mücadelesi başlıyor. 1922-23'te devlet kurulduktan sonra bu sefer Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türkiye'de bir sanayi kurmak, Türkiye'yi kalkındırmak için canhıraş bir şekilde gayret gösteriyorlar. Daha 1925 yılında bakınız 23 yılında Cumhuriyet kurulmuş, 25 yılında Cumhuriyetimizin kurucu babaları, karar alıcılar Almanya'dan Junkers firmasıyla anlaşabilme vizyonu görüyor musunuz değerli dinleyiciler? Yani burada uçak fabrikası kuruluyor. Yani Osmanlı döneminde bir toplu iğneyi yapamayacak ülke Almanların yardımıyla 1925'ten itibaren bu görüşmeler başlıyor. Ama daha sonra tabii böyle bir fabrika Kayseri'de kuruluyor. Ancak yani Türk tarafından ehliyetsiz kişilerin fabrika yönetiminde bulunmaları vesilesiyle ciddi anlamda yani o kadar Türkiye'nin şeyleriyle, fedakarlıklarıyla başlayan bu güzel proje maalesef fiyaskoyla sonuçlanmış oluyor. Tabii burada Almanların da 1923'ten 24'ten itibaren Türkiye ile silah sanayisi alanında işbirliği yapmaları Almanların da büyük oranda menfaatlerine değerli dinleyiciler. Çünkü Almanya biliyorsunuz çok şartları çok zor olan bir anlaşmayla savaştan çekilmek durumunda kalmıştı. Versay anlaşması. İşte Versay hükümleri gereğince Almanya'nın işte ordusuna el konulmuş, silah üretimi yasaklanmış vesaire. Alman devlet adamları ileri görüşlü ve akıllı oldukları için bu sanayicilerin özellikle silah sanayisinin körelmemesi için ya İskandinav ülkelerine ülkeleri vasıtasıyla bu üretimlerine devam etmeye çalışmışlar ya da Türkiye'de bu işi organize etmişler ve tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1930'lu 39'lu yıllara kadar özellikle Almanlar fabrikalar kurmuşlardı. Şimdi bu kurulan fabrikalardan bazılarını örnek olarak vereceğim. Bunlardan bir tanesi bakınız 1923-24'te Ankara Gazi Fişek Fabrikası. Ondan sonra Kırıkkale'de 1936-39 arasında tüfek fabrikası Kırıkkale'de. Kırıkkale Top Fabrikası 39 yılında. Kırıkkale Mühimmat Fabrikası gene Ankara Fişek Fabrikası ve Kırıkkale Mermi Fabrikası gibi çeşitli fabrikalar. Bunlar tabii Alman kurucuları da var. Ne bileyim Gute Hoffnungshütte, Rheinmetall, firma Nielsen, Winter, Fritz Werner, Köln, Rottweil gibi
ki bu firmaların bazıları günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Ciddi anlamda yani Cumhuriyet dönemiyle Osmanlı dönemi arasındaki farklılık şurada. Osmanlı döneminde Türkler Almanya'dan üretilmiş mühimmat ve silah ithal ederken Cumhuriyet döneminde fabrikalar kurdurmak suretiyle. Peki diyeceksiniz ki hocam Osmanlı döneminde fabrika kurma girişimleri yok muydu? Olmuştur bazı girişimler işte ne bileyim Bakırköy'deki fişek ve mermi fabrikasında bazı şeylerin makinelerin Almanya'dan alınması işte Raab adında bir mühendis gelip kuruyor söz konusu dönemde var ama Cumhuriyet'te olduğu gibi değil. Tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarında olan bu ilişkiler sadece askeri ilişkiler sadece silah teknolojisi alanında işbirliğiyle sınırlı değil. 1926'dan itibaren birçok Alman subayının Türkiye'ye geldiğini görüyoruz. Özellikle harp akademilerinde hoca olarak gene mesela von der Goltz'un yaptığı gibi şeyler yapıyorlar. Özellikle taarruz, topçuluk, levazım, havacılık gibi dersler veriyorlar harp akademilerinde. 1927-28'de örneğin Kurmalarbay von Kleviç adında bir asker subay geliyor. Ondan sonra binbaşı Masov. 1930'da 31'de Karl Kelschan geliyor. Veya işte Thomas Braun gibi Savunma Bakanlığında söz konusu dönemde danışman olarak hizmet görenler de söz konusu. Tabii Cumhuriyet'in aslında ilk yıllarında tabii burada mevzumuz değil ama bir cümleyle söyleyecek olursak 33'ten sonra üniversite reformu çerçevesinde Türkiye'ye gelen Yahudi asıllı Alman bilim insanları söz konusu. Yani bu dönemde de Türkiye Almanya'yı sanayileşmesini şey yapan sağlayacak olan bir ülke olarak görmüş. Hatta Meral Avcı diye genç bir meslektaşımız Almanya'da Aachen Üniversitesi'nde geçtiğimiz yıllarda 4-5 yıl oldu en fazla. Çok güzel bir tez yazdı ama Almanca yani 1923'ten 1945'e kadar Türkiye ve Almanya arasındaki iktisadi ilişkiler. Çok güzel bir tez. Ondan sonra ve burada anlattığına göre söz konusu dönemde yani Ankara'daki hava gazı şirketlerinin kurulmasından tutunuz da Almanların yani Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planlarının hazırlanmasında dahi birçok yardımları var olmuştur. Tabii 1933 yılından sonra da ilişkilerin yani askeri anlamda ilişkilerin önem kazandığını görüyoruz. Özellikle Almanların bu dönemde Türkiye'yi kazanmak adına askeri heyetler gönderilmesi, mesela Yarbay Hans Rode Türkiye'ye gönderilmiş. Mesela Almanya bu dönemde özellikle Türkiye ile silah arkadaşlığı konusunun gündeme getirilmesini sağlayan makaleler yazdırmışlardır, yayınlatmışlardır. Alman subayları, Türkiye'deki Alman subayları vasıtasıyla propaganda faaliyetleri yapılmıştır. Çünkü 1920'li yıllarda, 30'lu yıllarda Türk ordusuna gelen Alman subayları Türkiye'yi tanıyan, Türkçeyi yerine göre çok güzel düzeyde konuşan insanlardan oluşuyor ki zaten savaşın üzerinde çok fazla bir zaman geçmemiş. Bu silah arkadaşlığı hususu da hafızalardaki tazeliğini ne yapmaktadır? Korumaktadır. 1925-32 döneminde yani Türk ordusunda görev yapan subayların etkili olduğunu görüyoruz. Tabii bu dönemde de değerli dinleyiciler özellikle gene silah ticareti konusu gündeme geliyor. Gene işte Krupp firmasından veya diğer Alman firmalarından
ağır silahlar alınıyor. Ancak burada bizzat Adolf Hitler'in izni doğrultusunda bu şeyler, silahlar veriliyor. Hatta şöyle bir anlaşma yapıyor, Krom'a karşılık. Çünkü Almanya söz konusu, biliyorsunuz Almanya bir sanayi ülkesi. Özellikle silah sanayisi sürekli çalışıyor. Silah sanayisinde üretebilmek için Krom'a ihtiyaç var. Yani ekmekte maya neyse diğer alaşım, yani askeri silahların yapımında kullanılan alaşım da maya gibi önemli. Bütün alaşımların içerisine giriyor. Dolayısıyla işte Türkiye'den Emir Erkilet gibi kimselerin Almanya'da cepheleri ziyaret etmeleri. Tabii 1942 yılına kadar, yani Nazi Almanya'sının Petersburg önlerinde, Stalingrad önlerindeki o zamanki deyimle durdurulmasına kadar Türkiye'de gerçekten bir Alman rüzgarı esmiştir diyebiliriz bu anlamda. Neyse, uzatmayalım, zamanımız azalıyor. Son bir 10-15 dakikada da 1945 sonrası ilişkiler Hocam, üzerine. uzatmanız güzel, önemli değil. Rahat olun, gayet güzel gidiyor. Bu tarihsel sürekliliği devam ettirme açısından önemli. Arkadaşlarımız Osmanlı'dan bugüne kadar gelen süreci iyi bilmeli ki bu Türk-Alman ilişkilerinin derinliğini görsünler. Yani Türkiye'nin başka bir ülkeyle bu kadar askeri anlamda özellikle derin ilişkisi yok. Amerikalılar tabii 1950'lerden sonra sisteme girecek ama o zamana gelinceye kadar Almanya ve bizim tarihimiz Almanlarla daha uzun. Evet, teşekkürler Hüseyin Hocam. Evet, yani Hüseyin Hocam'ın da söylediği gibi tabii 1945 sonrası, daha doğrusu doğru bir deyimle 1949'dan sonra, yani Almanya'nın tek millet iki devlet olarak ortaya çıktığı tarihten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkileri daha çok Federal Almanya Cumhuriyeti ile, biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Özellikle 1952'de Türkiye'nin, 55'te ise Almanya'nın NATO'ya girmesiyle birlikte Türkiye ve Almanya arasındaki bu silah veya askeri alanda veya savunma sanayisi alanındaki ilişkilerin daha da derinleştiğini şimdi bir süre, biraz sonra göreceğiz. Burada özellikle Türk subaylarının Almanya'da, Hamburg'da Alman ordusuna ait olan Harp Akademisi'nde eğitim gördüklerini görüyoruz. İşte 1956'dan itibaren Almanya'nın Türkiye'ye, Türk ordusuna yardımları var. Örneğin 760 milyon mark civarında. 1964'ten sonra Almanya'nın daha da önemli bir ortak haline geldiğini görüyoruz. Almanya Türkiye'ye yapmış olduğu askeri yardımları artırıyor. Örneğin 1960 önce 50 milyonluk yardım, daha sonra 100 50 milyarlık yardım 100 milyara, onu 79'da da 130 milyara ne yapıyor, çıkarıyor. Askeri yardım programı kapsamında yapılıyor bunlar. Hatta 1958 yılında Almanya'dan pilotlar gelerek işte Bandırma ve Erhaç gibi bölgelerde ortak eğitimler düzenleniyor. Özellikle 1968 yılında Türk ordusunda yine kullanılan piyade tüfekleri olan G3 ve MG3 makineli tüfekleri için Almanların lisans verdiğini görüyoruz. Ancak 1970'li yıllardan sonra Almanya'nın öneminin biraz daha arttığını görüyoruz. Özellikle 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı arifesinde Amerikalıların Türkiye'ye silah ambargosu koyması vesilesiyle Türkiye'nin kendi sanayisini oluşturma bakımından, özellikle hani dışarıdan taşıma suyuyla değirmenin dönmeyeceğini Türk karar alıcılar anladıkları için, Almanya'nın yardımlarıyla da kendi sanayisini kurmaya ne yapmıştır? Gayret etmiştir.
1971 yılında örneğin Almanya'dan 20 adet Transall C-160D tipi kargo uçağının alındığını görüyoruz. İşte ayrıca farklı zamanlarda Leopard tankları, tank savar, denizaltılar, savaş gemisi, donanma helikopteri ve savaş uçakları F-104 ve F-4 uçakları alınıyor. İşte NATO yardımı çerçevesinde Alman ordusu hibeler yapıyor. Tabii 1980'lere gelince iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin özellikle askeri teknolojiler alanında daha da ilerlediğini görüyoruz. Türkiye daha çok bu dönemde lisans elde etmek kaydıyla kendi silah üretimine ağırlık veriyor. Bu dönemde birçok Alman firmasının Türkiye'ye ya lisans verdiğini ya da ortak üretim tesisleri kurmak suretiyle burada Türkiye'de faaliyet göstermeye başladıklarını görüyoruz. Mesela bunlardan bazı örnekler yazdım buraya. Lürsen Werft, yani Lürsen tersanesi örneğin hücum botu lisansı veriyor. İşte Gölcük'te Tüysen, Rheinmetall, Blohm & Voss gibi firmalar hücum botları yapıyor. 1984'te Krupp firması, bakınız, Arifiye'de tank palet fabrikasını yapıyor. Mercedes firması Niğde'de Otomarsan adı altında askeri araç inşa ediyor. İşte Hamburg'da Harp Akademisi'nde diyelim Türk subaylarının meslek içi eğitime tabi tutulduklarını görüyoruz. Tabii 1990'lı yıllarda, yani 80'li yıllarda bu şekilde yoğun ilişkiler varken 90'lardan itibariyle işte farklı bir boyuta evriliyor. Biraz da çatışmalar çıkıyor iki ülke arasında. Örneğin işte Körfez Savaşı'nda Almanlar Erhaç hava üssüne savaş uçakları gönderiyor NATO yardımları çerçevesinde. Hatta 1991... Malatya Erhaç, onu söyleyelim de arkadaşlar. Evet, Malatya Erhaç. Evet, 1991-92'de yani DDR dediğimiz Doğu Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne ait olan orduların tanklarını, işte oradan kalan şeyleri Türkiye'ye veriyor. Ama burada bir şart koşuyor. Sadece işte savunma amaçlı olarak kullanılacak bu tanklar. Ve özellikle hatta PKK'ya karşı kullanılamayacağı şerhi de düşünülüyor. Dolayısıyla tabii bu dönemden itibaren Almanya'da, özellikle ben de o dönemde Almanya'da okuyordum 1992-93'lerde. Gerçekten sürekli bu Alman televizyonlarında ve basında tartışılan bir konu idi. Bunun üzerine Türkiye 1993'te 30 adet BTR-60 almak için Rusya ile bir anlaşma imzalıyor. Dolayısıyla bu şekilde Rusya'dan silah alan ilk NATO ülkesi unvanına da sahip olmuş oluyor. Neden bu silah? Çünkü DDR'den, yani Doğu Almanya'dan alındığı için, bu Varşova Paktı sistemine uygun olduğu için oradan alınıyor. 1994'e kadar bakınız Almanya'nın 1,5 milyar mark yardım yaptığını görüyoruz. Ayrıca 1996'da Bosna'da, 1999'da Kosova'da iki ordunun barış için peacekeeping operasyonlarında beraber çalıştıklarını görüyoruz. Ama çok yönlü olarak gelişen askeri ilişkiler özellikle 2010'lardan sonra daha da sorunlu bir hale gelmiştir. 2000'li yıllara bakacak olursak ana hatlarıyla, 2000'li yıllarda 2004 Nisan'ında A400M silahlarının verildiğini görüyoruz. 2018'e kadar 6 adet A400M nakliye uçağının
alındığını biliyoruz. 10 adet sipariş verilmiştir. 2005'te Almanya'dan 354 Leopard 2 tankı satışına izin çıktığını biliyoruz. 2013'te Hollanda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye Suriye'ye karşı savunma amaçlı olmak üzere Patriot füzeleri yerleştirdiğini gördük. Yani 2013 ila 2016 yılları arasında ve bunun haricinde İncirlik üstünde 250 Alman askerinin de konuşlandığını şey yapıyoruz. Özellikle bu daha sonra Patriot krizinin İncirlik çatışmasına dönüştüğünü görüyoruz. İşte daha çok bu Alman uçakları, buradan kalkan uçaklar, orada istihbari faaliyetlerde bulunan uçaklar, tornado uçakları katılıyor, istihbari faaliyetler. Almanlar esasında 1200'e kadar bir asker de burada konuşlandırmak istemişlerdir. Ancak 2 Haziran 2016 tarihinde Alman Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması iki ülke arasındaki ilişkilere de ciddi sorunlara neden olmuştur. Bunun üzerine işte İncirlik'i ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillerine Türk devleti müsaade etmemiştir. Yani karşılıklı restleşmeler sonunda neticede 2017 yılında Alman Savunma Bakanlığı burada bulunan askerlerini Ürdün'e kaydırma kararı almıştır ve oraya kaydırmıştır. Ayrıca tabii burada askeri ilişkilerdeki sürtüşme noktalarından biri de Kuzey Irak'taki peşmergelerin Almanlar tarafından silahlandırılması. Dolayısıyla tabii bu Türkiye'nin güvenliğine bir tehdit olarak görülmektedir. Bu da gene sorun teşkil eden alanların başında. 1900 Leopard tankları hususuna da değinerek kapatmak istiyorum. Zaten şeyin de sonuna doğru gelmek üzereyiz. Leopard tankları 1980'lere kadar Türk ordusunda Amerikan tankları vardı. Bu durum 1982 yılından itibaren değişmeye başlamıştır. Türkiye NATO yardımları kapsamında öncelikle Leopard 1 tankları satın almıştır. 82, 84, 90, 93 arasında 397 adet Leopard 1 tankı alınmıştır. Yani işte Leopard 1 tanklarının kullanımında demin söylemiş olduğumuz kısıtlamalar vardı değerli dinleyiciler. Leopard 2 tankları için bu durum söz konusu değildir. Yani 2005-2009 yılında yapılan anlaşmalara göre Türkiye toplam olarak 354 adet Leopard 2 A4 aldı. Bunun ancak bunların Suriye'de PYD ve DAEŞ'e karşı kullanımı sorun yarattı. Yani böyle bir sınırlılık olmamasına rağmen bu sefer de yani gene Almanların istemediği alanlarda kullanıldığı takdirde bu diplomatik anlamda sorunlara neden olabiliyorlar. Tabii bunun da şeyinde bilincinde olan Türk karar alıcıları artık kendi tankını, topunu üretme kararı almışlardır. Örneğin Türkiye Rheinmetall firmasının yardımıyla bu tankları modernize ettirmiştir. Bu modernizasyon da Türkiye'de gerçekleştirmek istemiştir. Mesela 1000 adet Altay tankı ki değeri 6 milyar avro. Bunların dizel motorları Almanya'dan Friedrichshafen'de üretiliyor. Ve Rheinmetall Türkiye ile birlikte 2016'da Rheinmetall BMC adlı bir firma kurarak bu silahları Türkiye'de üretme kararı almıştır. Yani Türkiye'nin daha çok şimdi izlemiş olduğu politika Alman silah üreticileriyle tabii işbirliği yapmak suretiyle kendi sanayisini kullanmak. Tabii işte Amerika'dan alıyor, işte Amerika Kıbrıs'ta ambargo koyuyor vesaire. Almanya'dan alıyor, Almanya işte şerh koyuyor vesaire. Tabii ki bir milletin kendi güvenliğini sağlayabilmesi için silahlarını üretmesi gerektiği
üretmesi gerektiğini önemini tekrar burada vurgulamak gerekir. Değerli dinleyicilerim, yani sizleri işte Osmanlı döneminden başlayarak günümüze kadar ana hatlarıyla Türkiye ve Almanya arasındaki askeri ilişkilerde bir panoramasını çizmeye çalıştım. Şimdi de tabii teşekkürler tekrar dinlediğiniz ve katıldığınız için. Sorularınız varsa soru cevap kısmına geçelim, onlara cevap vermeye çalışayım.